AK Parti İl Teşkilatı bugün Turgut Özal Konferans Salonu'nda bir toplantı düzenledi. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Salim Uslu, 22. dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel kavuştu. AK Parti Genel Merkez, Çorum İl Koordinatörü Recep Yıldırım, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İlçe Belediye Başkanları, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Burak Köse, AK Parti İlçe Başkanları ve üyeler katıldı. Kürsüye gelen Karadağ, bu toplantının bir teşekkür mahiyetinde düzenlendi. 16 Nisan referandumundan dolayı tüm teşkilatın teşekkürü hak ettiğini dile getirdi. Daha sonra sırasıyla selamlama konuşmaları için Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Burak Köse geldi. Köse'den sonra selamlama konuşmaları için Belediye Başkanı Muzaffer Kürcü, 22. dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel kavuştu. Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Genel Merkez, Çorum İl Koordinatörü Recep Yıldırım geldi. Konuşmaların ardından toplantı sona erdi. Gerçekten bu teşkilatlarla ne kadar gurur duysak az, aslında bizim milletimizle en başta ne kadar çok gurur duysak çok çok az. Gerçekten Çorumlu hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye'de dünyaya örnek bir başarı, dünyaya örnek bir teşkilatçılık anlayışı, dünyaya örnek bir millet duruşu ve dünyaya örnek demokrasi dersi verdik. Çorum İl Başkanı olarak tüm teşkilatıma, Çorumlu hemşehrilerimizin tamamına bize bu gururu yaşattıkları için ve tarihe not düştükleri için gerçekten bu seçim bütün seçimlerden çok daha değişik bir seçimdi. Çünkü bir sistem değişikliği yapılıyor. Bu sistem değişikliğinde Çorumlular tarihe oylarıyla not düştü. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünkü İl Danışma Meclisi toplantımız teşekkür mahiyetinde yapılan bir toplantıdır. İnşallah bu mutluluğu devam ettireceğiz çünkü şunu gördüm, teşkilat olarak birlikte beraber olan bir teşkilatımız var ve bunun sonucunda da başarı geliyor. Ben bir kadın olarak kadın kollarını değil de bütün kadınlara teşekkür ediyorum. İldeki, merkez ilçedeki, gençlikteki ve kadın kollarındaki bütün bayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir emek verdiniz. Haklı gururu yaşattınız. Bütün arkadaşlara tekrardan hayırlı günler diliyorum. Başta il başkanım olmak üzere bu ekibin komutanı, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, kadın kollarımıza, ilçe teşkilatlarımıza, gençlik kollarımıza, üniversite teşkilatımıza, lise teşkilatımıza, 16 Nisan'da yapılan huzur içerisinde geçen halk oylamasını bir çizgide düzenli olarak götürdüğü için hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir halk oylamasını geride bıraktık. Ülkemiz için hayırlı olmasını öncelikle Allah'tan temenni ediyorum. Rabbim inşallah 16 Nisan günü gerçekleşen değişiklikle ortaya çıkan yeni modelin ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olmasını nasip eder. Öncelikle temennimiz budur. İl başkanımız gibi, ilçe merkezi gençlik kolu başkanımız gibi, kadın kolu başkanımız gibi büyük bir mutluluk içerisindeyim. Bu teşkilatın bir parçası olarak zaman zaman genel merkezimize hesap verme makamında görevinde bulunan insanlardan birisi olarak her seçimden mutlulukla başımız dik olarak çıkmış olmanın yine huzurunu yaşıyoruz. Başkanımızın söylediği gibi Ankara'da değerlendirme toplantısı yaptık. Biz de belediye başkanları olarak ayrı bir toplantıda gerçekleştirdik. Oy oranı düşen şehirlerin temsilcileri hakikaten
bir mahcubiyet, en azından bir hüzün içerisindeler. Ben bize böyle bir güzelliği yaşatan bütün teşkilat mensubu arkadaşlarıma, gece gündüz demeden koşan, koşturan, çalışan, tabii özellikle evinden de zaman zaman fedakarlık yaparak bu çalışmaları takip eden hanım kardeşlerim başta olmak üzere her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elhamdülillah böyle bir başarıyı gösterdiğiniz için Çorum olarak, numune imtisal olarak sizleri tekrar tekrar tebrik ediyorum. Biliyorsunuz oylamadan evvel Çorum'da Cumhurbaşkanımız gelerek bir mitikte hep el birliğiyle bir çalışma yaptınız. Ve o gün Çorum'u hakikaten Cumhurbaşkanı'na gösterdiniz. Kendisinin ifadesi şuydu: 6 senelik hasretimi giderdim. Çorum hakikaten bizi bağrına bastı ve Çorum'dan memnuniyetle, şükranla gidiyorum diye ifade etti. Onun için bu çalışmalarınızdan dolayı, Çorum'u şaha kaldırdığınızdan dolayı sizleri Çorumlu olarak tebrik ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok büyük bir badire atlattık hep birlikte. Emeğe geçen herkese ayrı ayrı canı gönülden tebrik ediyorum. Ünlü yazar Halil Cibran der ki, yol arkadaşlığı tatlı bir sorumluluktur. Asla fırsatçılık değildir der. Ben de arkadaşlarımı yol arkadaşı olarak birbirinden sorumlu, birbirinin eksiğini, ayıbını, defosunu aramak yerine, oturduğu koltuktan güç almak yerine, ben oturduğum koltuğa ne veririm diye düşünen insanlar olarak görüyor ve bu vesileyle sizlerle beraber olmaktan ayrıca gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Sizlerin katkısıyla 3. bölge tüm bölgelere hava attı ve biz 1. geldik. Sizlerle gurur duyuyoruz arkadaşlar. Allah sizlerden razı olsun. Hakikaten bu birinciliği yaşattınız. Çorum, Amasya tabii en düşük. Burada %56.26 ile Tokat %63.18 puanla, Çorum 64.49 ile beraber bu başarıyı elde ettiniz. Allah razı olsun. Çorumluluğunuzu gösterdiniz. Kim ne derse desin, dünyanın merkezi Çorum arkadaşlar. Bitti. Evet. Nokta. 3.5 nokta. Onu diyelim. Tamam.